Sence ben sana bir şey olmasına izin verir miyim? Sorunlarından birisi de bu, biliyor musun? Biraz adrenalin, biraz böyle tatlı söz falan, tamamsın. Hazırsın yani, hemen çabucak teslim oluyorsun ya. Bu kadar kolay olmamalı. Tamam, şimdi benim gibi bir şeye de yani öyle kayıtsız kalmak falan kolay işler değil. Seni de çok iyi anlıyorum ama... Ne saçmalıyorsun sen be? Neye hazırmışım ben? İstesem seni öpebilirdim burada kolayca. Ya bak, böylesin bak. Ya ne alakası var? Benim yüzüme güneş geliyordu, ben o yüzden kapattım gözümü. Bence aramızda her şeye hazır olan tek kişi sensin. Bu düştüğümüz durum da senin fantezin. Burada bu denizin ortası, senle öpüşmek benim fantezim. Evet. Deli misin sen ya? Kesinlikle senle öpüşmek isterdim. Ben erkeğim bir kere yani. Öyle beynimle kolay kolay düşünemem ki. Ama ne yaptım? Kendimi kontrol etmeyi bildim. Niye? Sen bana aşık olma diye. Yok ya. Bana bak. İçin çok rahat etsin, tamam mı? Asla ama asla senin gibi bir serseriye aşık olmam ben. Bu çirkin fantezilerini de kendine sakla. Hiçbirini benimle yaşayamayacaksın. Nereye ya gelmişken? Bir iki yüzeydik, tadını çıkaraydık şu an. Neden Ezgi? Neden ya, neden? Haklı. Az kalsın beni öpmesine izin veriyordu. Nasıl bir ilgi açlığı varsa artık bende. İki ilgi alaka görünce hemen teslim oluyoruz. Vallahi çok muhteşem değil miydi ya Su, ha? Kendimize geldik. Ne yapalım, yavaş yavaş dönelim mi? Evet, iyi olur. İnşallah yengem gitmiştir, kurtulmuşuzdur ondan. Benim telefon neredeydi ya, gördün mü? Aa, bak görüyor musun, ben o hengamede bıraktım telefonu orada. Seninki yanında değil mi? Evet, tabii ki yanımda. Yani şu tonlamandan... Ben senin gibi dağınık mıyım, nerede gibisin? Anlaşılmak ne kadar hoş bir duygu. Keşke yaşasan. Yani şu ifadene, ters ters cevaplarına bakınca bana fena azarmışsın. Ne saracağım sana ya? Hayır, sana ne saracağım, niye saracağım? Ben seni ciddiye bile almıyorum. Sen işte öyle kendi kafasında küçük çocukluklar, şakalar, komiklikler yapan birisin. Ben ciddiye almıyorum seni yani, çocukça. Yani beni ciddiye almıyorsan hiç sıkıntı yok o zaman, gergin de değilsindir. Hayır, tabii ki gergin falan değilim. ...25 cevapsız çağırma. Niye bu kadar üst üste aradılar ki? O şeyden oluyor ya. Açmıyorsun ya, devam ediyorlar. Nasıl duymadım? Çünkü denizdeydim. Senin yüzünden. Ya bana ulaşamayıp annemi aradılarsa? Ya annem onlara her şeyi anlattıysa? Çünkü annem her şeyi biliyor. Senin yüzünden. Belki de Serdar'ı aradılar. Yani Serdar'ı benim ektiğimi, asıl benim ektiğimi öğrenmiş de olabilirler. Çünkü Serdar'a da yalan söyledim. Benim yüzümden. Evet, tam olarak öyle. Senin yüzünden. Ne yapacağım ben şimdi? İyi ki gergin değilsin bu arada. İyi ki yani. Bir de gergin olsan. Ya bir şey diyeceğim ya, belki de hakikaten bundan hiçbiri olmamıştır. Boşuna panik yapıyorsunuz. Sakin ol yani. Cansu arıyor. Kesin yalan söylediğimi öğrendi. Kesin. Allah bilir nasıl sinirlenmiştir. Sinirlenmeyi bırak, üzülmüştür bir de ya. Çünkü ben hayatımda hiç Cansu'ya yalan söylemedim. Çünkü biz birbirimize yalan söylemeyiz. Birbirimizden hiçbir şeyimizi saklamayız. Ama benim yüzümden... Tam olarak öyle. Açacak mısın artık şu telefonu, yoksa kendinde beni de delirtmeyi planlıyorsun? Anlamıyorsun beni, açamam. Hayır. Ezgi. Efendim? Ezgi, duyuyor musun beni? Alo. Cansu. Ya Ezgi, neredesin sen ya? Bak, bu tuzak soru mesela. Neredesin? Hemen böyle hop diye cevap verecek diye. Ben neredeyim? Bak sakın var ya, ağzında lafı geveleyip durma, tamam mı? Göceklesin değil mi sen? Evet. Açın. Ah Ezgi. Ah Ezgi, sabahtan beri denizde delirdik burada ya. Sen ne yapıyorsun ha? Sen neden bize yalan söylüyorsun? Doğru söyler insan ya. Evet yani, niye gerçeği söylemedin ki? Ben aslında size gerçeği söyleyecektim. Söylemem gerektiğini biliyordum. Çünkü...
Alo. Alo. Bir bu eksikti, şarjım bitti. Alo. Alo. No. Ezgi. Alo. Hat gitti. Yo yo, hayır. Gitmedi, hat gitmedi. Kapattı, direkt kapattı o şu anda. Ben de yapıyorum bazen böyle, benim minnoşum şeyde eskiden öyle olan. Böyle şey yapıyor. Sorularla üstüme geliyor, köşeye sıkıştırıyor beni. Ben de çekmiyor. Alo. Çek. Deyip kapatıyorum. Emre'cim ne diyorsun? Ya yok canım, Ezgi'yi kapatmamıştır bilerek falan. Değil mi? Doğru aslında. Tabii canım, şimdi günahını almayalım. Ya ben yapıyorum diye herkes de yap... Ben de eskiden yapıyordum zaten. Eskiden yapıyordum. Evet. Öğrenmiş öyle mi? Öyle. Kötü oldu işte bu. Kötü mü oldu? Kötü mü oldu? Tatlım, sana kötü olan hiçbir şey yok. Yine her zamanki gibi bana oldu. Of! Ne yaptın az önce sen? Hiç. Ya, idrak edemedin değil mi hala? Farkında değilsin ne yaptığını. Sen teknenin anahtarlarını suya attın az önce. Aa. Aha. Teknenin miydi o anahtarlar? Onlarsız bu tekne çalışmıyor, böyle kalıyor burada. Böyle bir anlık sinirle oldu işte. Ne düşünüyorsun? Var mı plan? Ne yapacağız şimdi? Tekneyi nasıl çalıştıracağız? Ha? Telefonun da yok. Şarj cihazın var mı peki yanında? Şarj cihazın var mı yani? Çok güzel ya. Bravo vallahi, bak. Aferin. Ne bağırıyorsun ya? Aa, üstüme iyilik sağlık, bir de üste çıkıyor. Hayır yani, beni azarlayan da kendi telefonunu evde unutan biri. Telsiz çalışıyordur umarım. Çalışsın. Duyabiliyor musun sesimi? Geliyor mu sesim? Alo. Evet, dinliyorum. Heh. Merhaba, kurtarın bizi imdat. Ezgi'cim bir susabilirsen çok rica ediyorum ya. Aa. İyi be. Ses. Teknenin sigortalarını attırdım. Sakın bana bağırma. Bak sakın. Ne alakası var ya? Ben ne anlarım sigorta falan? Gemici miyim ben? Miço muyum ben? Tipe baksana. Ayrıca sen de o fincanı oraya koymasaydın. Sorumluluk al biraz. Kaç yaşına geldin? Ya benim senden önce ne kadar güzel bir hayatım vardı, ne kadar sakin bir hayatım vardı. Böyle huşu içerisinde yatıyordum ya. Seninle tanıştıktan sonra sürekli bir atraksiyon, sürekli bir gerilim. Of ya. Sakin mi? Sakin bir hayatın mı vardı? Pardon, hatırlatırım sana. Manyak manyak kızlar evde seni kovalıyordu. Böyle ağlayarak yemek yiyerek terasıma geldin, ne olur beni sakla diye. Ben seni ellerinden aldım. Canikom, o seni tanımadan önceydi ya. Tanışmıştık seninle daha önce biz. O olaylar olduğunda takside çoktan tanışmıştık biz. Yani seni tanıdıktan sonra başıma gelmeyen uğursuzluk kalmadı benim ya. Kadınlar kovalıyor ya beni. Manşet oluyorum ya, ben boy boy bay yanlış falan diye dergilere çıkıyorum. Skandallar üstüne skandallar ya. Bir dakika, bir dakika. Yani şöyle düşününce senin de bana pek uğurlu geldiğin söylenemez. Seni tanıdığım günden beri işimden kovuldum, evimden oldum. Yani benim yaşadığım kaybın yanında seninki hiçbir şey. Uğursuz. Ya dikkat et, dikkat et, dikkat et. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Olay olduktan sonra mı dikkat diyorsun? Ayrıca olta demedin. Sayayım değil mi? Bütün cisimleri tek tek ben sana sayayım, dikkat et diye. Ona dikkat edeyim, buna dikkat edeyim. Hepsini ben tek tek söyleyeyim yani sana. Acıyor mu? İyi misin? Acıyor. Ha? Acıyor mu? Evet. Dur, tamam sakin. Dur, tamam sakin. Geliyorum hemen. Bekle bak, böyle kal, tamam. O oltanın orada ne işi var? Sorumluluk almıyorsun işte. Fincan da o yüzden devrildi. Bir saniye ya. Dur iki dakika ya. Hemen onu hallediyoruz ya. Bekle.
Evet. Aynen sık. Evet. Tamam. Şimdi buna bir şöyle tut böyle bir saracağım ben onu. Kalsın tamam mı? Daha iyisin değil mi? Ha? Evet. Tamam şimdi bırakalım bütün tatavaları da. Buradan nasıl kurtulacağız bir ona odaklanalım beraber ekip olarak. Bence de. Şu saniyeden itibaren şemkirmek, kavga etmek, suda boğmaya çalışmak, oltayla yaralamak, çirkin şakalar hiçbiri yok. Anlaştık mı? Anlaştık.